Herkese merhabalar. Evet, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu videoda dikişe yeni başlayanlar için 5 ayrı teknik ile etek ucu dikimini anlatacağım arkadaşlar, elimden geldiği kadar. Evet, gördüğünüz gibi burada kıyafetleri sıraladım, üst üste dizdim. Örnek verebilmek için, daha rahat anlatabilmem için ve kolaydan zora doğru sıraladım. Evet, en üstte arkadaşlar, en üstte etek kenarı kıvırması var. En basit olanından başlayıp zora doğru gideceğiz. Ve onun altında bluzlarda etek ucu kıvırımı var. Ve sırayla gidiyor. En zoru da arkadaşlar yuvarlak hatlı olanların dikişidir. Ve bir diğer zor olan da abiyelerde, şifonlarda kullanılır genelde bu dikişi. Çok ince ve muntazam dikiş. Bunları sırasıyla nasıl olduğunu göstereceğim. Evet. En basitiyle başlayıp zora doğru gidelim. Etekle başlayalım. Kolay bir yöntem, etek ucu baskısını göstereyim arkadaşlar. Evet, eteğimin ucunu overlock çekip bu şekilde dikiş payını içe doğru ütüledim. Yaklaşık 3 santim kadar. Sizin overlock'unuz yoksa zikzak da atabilirsiniz. En sık ayarda zikzak dikiş yapabilirsiniz. Zikzak da yoksa dikiş payı 1 santim daha dikiş payı verip bu şekilde içe katlayarak dikebilirsiniz. Evet. Ben bunu bu şekilde elimde teğer alıp gizli dikiş yapacağım arkadaşlar. Siz isterseniz makineden de geçebilirsiniz. Makineyle de dikebilirsiniz. İsterseniz bu hazırda olduğu gibi yapışkan tele yapıştırıp ütüyle yapıştırabilirsiniz. Evet. Ben elimde gizli dikiş yapacağım. Görebilmeniz için siyah ip kullandım arkadaşlar. Bu şekilde yakın göstereyim arkadaşlar. Kumaşın dokumaların içinden geçiriyorum. Çok dikkatli bir şekilde dışa göstermemek için. Bu şekilde evet, bunu bu şekilde tamamını, etek ucunun tamamını dikiyorum arkadaşlar. Tersini çevirdiğimde hiçbir şekilde belli olmuyor. Tabi ben renkli ip kullandığım için çok hafif belli oldu. Siz kumaşın renginde kullanacaksınız arkadaşlar. Kumaşın renginde olduğu zaman da hiçbir şekilde dışarıda görünme olmuyor. Evet, ikinci tekniğimize geçelim. Bluzlarda veya elbiselerde veya bazen eteklerde de kullanılıyor bu yöntem. Önce kumaşımızın eteğine bu şekilde etek ucuna overlock'unu geçtim arkadaşlar. Overlock'unuz yoksa zikzak da olabilir. Overlock'unu geçtikten sonra burasını kumaşın yüzü farz edelim. Kumaşın yüzünü tersine doğru kıvırıyorum bu şekilde ve bunu 1 milimden dikeceğim. Evet, kumaşımı yerleştirdim. Şimdi 1 milimden dikiş atacağım. Evet, bu şekilde 1 milimden dikiş attım. Evet, üçüncü tekniğimiz de arkadaşlar pamuklu kumaşlarda kullanılıyor bu teknik. Bluzlarda, gömleklerde, bazen elbiselerde. Evet. Kıyafetimizin eteğin ucunu bu şekilde tersinden yüzünü tersine çevirerek bu şekilde yarım santimde bu şekilde içe kıvıracağım. Eteğimizin tersinden dikiş atacağım. Yüzünü tersine çeviriyorum. Önce bir kere yarım santim kıvırdım.
ve bir kere daha kıvırıyorum. Yarım santimden dikiş atacağım. Bu şekilde dikmiş olduk arkadaşlar. Yüzünden çevirdiğimizde böyle görünüyor. Evet. Bir diğer tekniğimize geçtik arkadaşlar. Dördüncü tekniğimize. Bu teknikte yuvarlak hatlı esnek kumaşları veya kloşe etek gibi bluzların eteklerinde yuvarlak hatlı yerlerde bu şekilde. Bunların dikimini göstereceğim. Evet, örnek olarak size böyle kloş kesim etek hazırladım. Yuvarlak hatlı. Bu dikişin muntazam dikilmesi için, marullanma yapmaması için, düzgün bir şekilde dikilmesi için arkadaşlar önce dikiş atmamız gerekiyor. Eteğimizin tamamını önce kıvırmadan önce dikmemiz gerekiyor. Yarım santimden dikiş atacağım. Evet, bu şekilde dikişimi attım. Eteğin tamamını bu şekilde dikiş attıktan sonra eteğimizi yüzünden bu şekilde yüzünden tersine doğru kıvırıp dikeceğim. Bu dikiş attığım yer kenarda olacak bu şekilde. Tam dikiş hizasından kıvıracağım içe doğru bu şekilde. Ve bir kere kıvırdıktan sonra tekrar kıvıracağım. Bu şekilde dikişli yer içe gelmiş olacak. Bu şekilde önce bir kere tam dikiş hizasından kıvırıyorum. Parmağım ile düzeltip tekrar kıvırıyorum. Bu şekilde. Daha ince de dikiş atabilirsiniz. Sizin zevkinize bağlı. Ben sadece tekniğini gösteriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde dikildiği zaman kumaş hiçbir şekilde esneme yapmaz. Dikiş marullanma yapmaz arkadaşlar. Düzgün bir dikiş olur. Bakın daha ince de kıvırdım. Daha ince kıvırmak isterseniz alttaki dikiş payını daha çok geriye iterek dikişi inceltebilirsiniz. Veya ilk attığınız dikişi daha ince atabilirsiniz. Evet, bu şekilde eteğimizi boydan boya dikiş atacağız. Ütülediğimizde düzgünce dikilmiş oluyor arkadaşlar. Yuvarlak hatlar bu şekilde muntazam düzgün dikiş oluyor. Evet, 5. tekniğimize geçtik arkadaşlar. Bu teknikte bu genelde abiyelerde kullanılıyor. Tül gibi, şifon gibi ince kumaşlarda kullanılıyor bu teknik. Çok ince bir kıvırma tekniği. Bu şekilde kamerada düzgün görünüyor mu bilmem. Bu çok ince kenar dikişinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Örnek olarak ben de şifon kumaş aldım. Bu sefer hiç kenarını ovarlak geçmeden eteğin yüzünden tersine kıvırıp bu şekilde kıvırıp önce dikiş atacağım. Sonra bu attığım dikişi makas ile kesip tekrar kıvıracağım. Evet, yarım santimden dikişimi atıyorum. Kumaşımı yüzünden tersine doğru yarım santim kadar kıvırdım. Ve yaklaşık olarak 2-3 milimlik dikiş atacağım. Evet, dikişimi attım.
2 milimlik kadar dikişimi attım. Dikişimizi attıktan sonra fazla payları kesiyorum. Daha da geriden dikilse daha da ince olur. 1 milimden olsa kıvırdığımızda bu şekilde ince bir kıvrılmış, dikilmiş görüntü olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde kıvırıp dikeceğim. Evet, bunu boydan boya diktiğim yeri, kumaş fazlalıklarını keseceğim. Evet, fazla olan paylarımı kestim ve şimdi tekrar kıvırıp dikeceğim. Eteğimin yüzünü tersine kıvırarak bu şekilde dikeceğim. Bu şekilde dikip bitirdik arkadaşlar. Tabii ben farklı renk kullandığım için dışında çift dikiş görüldü. Siz aynı renkte kullandığınız zaman çok da sorun olmuyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde şifon veya tül veya organza gibi dikimi zor kumaşları bu yöntemle kumaşın kenarını, eteğinizin kenarını düzgünce kıvırıp dikebilirsiniz. Evet. Bütün teknikleri denedik, bitti arkadaşlar. 5 ayrı dik tekniğimiz vardı. Diktiğim kumaşları ütüledim. Bu şekilde dizdim. Evet, bakın, hiçbir şekilde gösterdiğim teknikle marullanma yapmıyor. Bu teknik kloş eteklerde ve yuvarlak hatlı dikişlerde, bluz eteklerinde veya kloş eteklerde, yuvarlak hatlarda dikiliyor bu teknik. Ve çok muntazam dikiş oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ve en son gösterdiğim teknik de bu şekilde çok muntazam. Tabii ben size gösterirken çok düzgün dikmedim. Sadece tekniğini gösterdim size arkadaşlar. Aynı kumaşta iki tekniği kullandım. Birincisi overlock çekip de kıvırdım. Bu şekilde 1 milimden dikip. İkincisi de en son diktiğim. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde dikiş tekniklerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yeni dikişe başlayanlar için, hiç dikiş bilgisi olmayanlar için dikiş tekniklerini paylaşıyorum. Bu tür videolarımın devamı için sizler de kanalıma abone olup, videolarımı paylaşıp, beğenip bana destek olabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.